Canlarım benim selamlar. 70 günde TYT Matematik kampımızda geldik tamı tamına 18. günün ikinci videosuna bir üniteye daha selamımızı göndereceğiz. Bir üniteyi daha uğurlayacağız. 1 ve 2 bilinmeyen yani denklemleri bu derste beraber bitiriyoruz arkadaşlar. Efficinado testini çözeceğiz. Hemen benimle beraber 70 günde TYT Matematik video ders kitabının kamp programı kısmını açıyorsunuz. Hemen bakıyorum. Bakıyorum, bakıyorum. 18. gün, ikinci video. 1 ve 2 bilinmeyen yani denklemler Efficinado testi sayfa 86, 85 ve 86. Takip eden satırda da 96 ve 97. 1 ve 2 bilinmeyen yani denklemler Efficinado Test'te ödeviniz var arkadaşlar. Ödevinizi de bir test, ödevinizi de güzel bir şekilde yapıyorsunuz. Yapamadıklarınızı, boş bıraktıklarınızı ve çözümünü merak ettiklerinizi benden izledikten sonra 1 ve 2 bilinmeyenli yani denklemler mevzusunu kapatmış oluyoruz. Güzel sorular, sağlam sorular, şık sorular çözeceğim size. Beni dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum ve dersime başlıyorum. Haydi bakalım Birinci sorumuzla şimdi diyor ki aşağıda eşit uzunlukta iki tane oyuncak tren rayı gösterilmiştir tamam gri rayın bir ucundan 2 santimlik parça kesilip kalan kısım 3 eşit 3 eşit parçaya mavi rayın ise ucundan 3 santimlik parça kesilip kalan kısım 4 eşit parçaya ayrılıyor. Son durumda gri ve mavi rayların birer parçası arasındaki uzunluk farkı 4 santim oluyor. Bu raylar ucuca birleştirilerek aşağıda gösterilen şekil elde ediliyor. Buna göre elde edilen yedigen şeklin bölgesinin çevresi kaç santimetredir? Şimdi canlarım gri rayın ucundan 2 santimlik kesilip 3 parçaya ayrılıyor ya. Sen gri raya götürüyorsun 3x yazıyorsun. Sonra şöyle bir hüsrana uğruyorsun. Buna 3x yazdıktan sonra bunun iki, ucundan 2 santim kesilince bu 3x 2 oluyor. Bunu 3'e bölmekte zorlanıyorsun. Bence şöyle yap. 3x artı 2 de bu bir tane gri rayın uzunluğuna. Bak ne olacak şimdi. Ucundan 2 santimlik parça kes 3x oldu. Şimdi 3'e böl x oldu. Bunun bir parçası kesilmiş bir parçası x santimmiş. Tamam güzel. Şimdi mavi raya gelelim. Mavi rayda 4 parçaya bölünecek ve ucundan 3 parça kesilecek ya. Buna da 4y artı 3 diyorum uzunluğuna. Tamam mı? E 4y artı 3 diyorum bu uzunluğa. E 3 kesildi. 4 y kaldı. 4 parçaya bölündü. Bir mavi rayında y olduğunu, bir parçasının y olduğunu buradan bulduk. 4 y artı 3. 3 santim kestik. 4 y kaldı. 4'e böldük. Bir parçasının uzunluğu 4 oldu. Tamam mı? Ne diyor sonra? Son durumda gri ve mavi rayların birer parçası arasındaki uzunluk farkı 4. Şimdi hangi parça hangi parçadan daha uzun? Arkadaşlar bakın gri ve mavi başlangıçta eşitlerdi. Bunlar eşitti. Biz burada şöyle bir şey yaptık. Griden 2 kestik 3'e böldük. Maviden 3 kestik 4'e böldük. Yani maviyi çok küçülttük. Dolayısıyla gri rayın bir parçası şu an mavi raydan daha uzun. Ne kadar daha uzun? Sonra onu 4 santim daha uzun vermiş. Bu 4'e eşitmiş. Güzel tamam. Başka bir şey biliyor muyuz arkadaşlar? Bakalım aşağıya. Başka da bir şey bilmiyoruz. Aslında bir şey daha biliyoruz. O bildiğimiz şey de şu. Başlangıçta bu rayların yani 3x artı 2 ile 4y artı 3'ün eşit olduğunu biliyoruz. Eşit uzunluktaki iki oyuncak ray diyor. Yani 3x artı 2'nin eşit olması lazım. 4y artı 3'e. Bunu karşı tarafa attığım zaman 3x eksi 4y yapar. 2'yi karşı tarafa attığım zaman da 1 yapar. Şimdi buradan x'i ve y'yi rahatlıkla bulabiliriz arkadaşlar. Burayı eksi 3 ile çarpıyorum ve taraf tarafa topluyorum. Bunlar gidiyor. Artı 3y yaptı. Eksi 4y artı 3y da eksi y yaptı. Bununla bunu çarpınca eksi 12, 1 ekleyince eksi 11. Eksi y eşittir eksi 11'den y eşittir 11 yaptı. Şimdi y yerine 11 yazalım şurada. O zaman şu ne yapar arkadaşlar? x eksi 11 eşittir 4 yapar. At eksi 11 karşı tarafa x eşittir 15 yapar. Şimdi çevreyi bulalım bakın. 1 gri, 2 gri, 3 gri. Yani 3 çarpı 15 gri olan x'ti artı. 1, 2, 3, 4 tane de mavi yani 4 tane de 11 e 3 kere 15 45 4 kere 11 44 45 artı 44'ten cevabımız 89 olarak bulunmuş oluyor. Cevabımız 89 ise işaretleyelim abi nerede D şıkkında. Güzel. Güzel bir denklem çözme sorusuydu. Hallettik, bitirdik. Şimdi iki bilinmeyene girmeden şöyle de çözülebilirdi soru. Hani ben ilk akla geleni yaptım. Şimdi biz başlangıçta buna 3x artı y dedik ya. 3x artı 2 dedik ya. Buna da 3x artı 2 diyerek devam edebilirdik. Yani şöyle yapabilirdik. Şu gri ray ya. Biz buna 3x artı 2 dedik. Ve bunun bir parçasını kaç bulduk? X dedik. Aşağıdaki mavi rayın boyuna da yine 3x artı 2 diyeceğiz. 3x artı 2 eşitlermiş ya. Bundan da ne çıkartacağız önce? 3 çıkartacağız. 3x 1 sonra 4'e böleceğiz. Bunun da bir parçası 3x 1 bölü 4 olacak. Sonra bunlar arasındaki farkı 4 birim vermiş. Yani x'ten 3x 1 bölü 4'ü çıkarttığımız zaman cevabın 4 olduğunu bulacağız. Sonra burada payda eşitleyeceğiz. 4x bunu 4 ile genişletiyorum. Eksiyi de içeri dağıtacağım. Eksi 3x artı 1 bölü 4 eşittir 4 olacak. Buradan arkadaşlar x artı 1 eşittir. içler dışlardan 16. x de buradan kaçmış? 15. x 15 ise burayı 15 birim. Buraya da 15 yazarsam 45'ten 1 çıktı. 44. 4'e böldüm. 11. Gördüğünüz gibi 15 ile 11'i böyle de bulabiliriz. Bu yöntemde iki bilinmeyenin kullanılmadığı bir yöntem. Kullanılabilir mi? Evet bakın daha kısa oluyor. Kullanılabilir. Şu da kullanılabilir. Şöyle de yapılabilir. Buna başlangıçta direkt x dersiniz. Ya da karışmasın kafanız. A diyeyim mesela. Buna da A diyeyim. Sonra bunun ucundan 2 kestim 3'e böldüm. O zaman a eksi 2 bölü 3 eksi. Bunun ucundan 3 kestim 4'e böldüm. a eksi 3 bölü 4. Bunların farkı 4'müş. Böyle yaparak da çözebilirsiniz. Buradan da çıkar. 4 ile 3'te genişletin. A'yı bulursunuz. Ee, sonra da çözersiniz. Yani böyle de olur. Hepsi olur arkadaşlar. 3 tane çözüm yöntemi gösterdim size. Şimdi ikinci soruya geldim. Hadi bakalım bak en enteresan. Aşağıda verilen 3 işlemde x, y ve z değerleri biliniyor. Buna göre a değerini bulmak için ifadelerinden hangilerinin tek başına verilmesi yeterlidir? Şimdi x, y, z'yi verdi. Mesela bunu 5 verdi, bunu 3 verdi, bunu 4 verdi. Hani onları bilinmeyen diye görmeyin diye kafadan attım bir şey. Şimdi bakın burada a, b, c, d 4 tane e bilinmeyen var ama 3 tane denklem var. Arkadaşlar 3 tane e denklem ve 4 tane bilinmeyen varsa oradaki bilinmeyenlerin hepsini garanti bulamazsınız. Bulabileceğiniz denklem verilebilir ama garanti bulamazsınız. Ama 4 denklem ve 4 bilinmeyen verirse bulabilirsiniz. Yani bilinmeyen sayısı kadar denklem verirse kesin buluruz. Ama öbür türlü kesinlik yok yani tamam mı? Yani şunu anlatmaya çalışıyorum bak şimdi. Mesela x-2y artı 3z tamam mı? Bu 10 diyelim x artı 2y eksi 3z bu da 5 diyelim. Şimdi burada 2 denklem ama 3 bilinmeyen var. Ama siz bunları taraf tarafa topladığınız zaman y'ler ve z'ler gidiyor. 2z, 2x eşittir 15, x eşittir 7,5 işte götürüp yerine yazıyorsunuz. Hepsini buluyorsunuz. Yani 3 bilinmeyen varsa 2 denklem verilmişse bulunabilir. Ama kesinlik yok bak. Şöyle bir şey verirse bulamazsın. x eksi 3y artı 7z eşittir 10. Mesela böyle bir şey ver diyelim. Burada X'i, Y'yi ve Z'yi bulamazsın. Bir denklem daha lazım sana. Bu verilen bu haliyle bulamazsın. Eksiyle çarpsan Y ile Z arasında bir şey bulursun. Öyle kalır. Bulamazsın yani tamam mı? O denklemin verilişine bağlı. Kat bağlı. Ama buraya bir denklem daha yazarsam. işte 2X artı 4Y eksi 5Z eşittir 20. Bu sefer X, Y, Z'yi kesin buluruz. Çünkü 3 bilinmeyen ve 3 denklem vermiş. Katsayılar ne olursa olsun buluruz. Tamam mı? Şimdi gel. A değerini bulmak için. A artı C. Şimdi canlarım ee, bir kere A artı B'yi 5 vermiş ya hani ben atıyorum o 5'i. B eksi C'yi de 3 dedik ya biz zaten buna eksiyle çarptığımız zaman B'ler birbirini götürür A artı C eşittir 2 yapar. Yani biz zaten A artı C'yi biliyoruz. Dolayısıyla burada bulması, bulmak gibi bir şey söz konusu değil. Zaten bu bildiğimiz bir şey. Bunun bize verilmesi Tek başına A'yı bulmamız için yeterli olmaz arkadaşlar tamam mı? O yüzden bu buna artı demeyeyim eksi diyeyim. Bunu zaten biz biliyoruz. Şimdi ikinci öncüle geldim. A eksi D'ye bakacağım şimdi. A eksi D. Şimdi A eksi D'yi hiçbir şekilde zaten bak burada A var burada eksi D var. Bu eksiyi bozmamam lazım. Burayı e, hepsini taraf tarafa toplasam sadece C'ler gider. B'ler kalır. Bunu eksiyle çarpsam B'ler gider C'ler kalır. Yani A eksi D'yi hiçbir şekilde elde edemiyorum. Yani elimdeki mevcut bilgilerle. O zaman bir tane daha denklem gelmesi bana bu A değerini kesin bulurur. Çünkü 4 bilinmeyen 4 denklem oluyor. O zaman bunun tek başına verilmesi A'yı bulmak için yeterli olur. Devam ediyorum şimdi. A artı B artı C artı D diyor. Yani hepsinin toplamı diyor. Arkadaşlar bu da yeterli olur. Çünkü elimizdeki verilerden bunu bulmamız mümkün değil. Yani en baba A artı B'yi biliyoruz. A artı B'yi bildiğimiz için C artı D'yi bulmuş oluruz. Atıyorum bunu bize 20 verdi. A artı B'de 5 biliyoruz ya burayı 15 buluruz. E C artı D bilindiyse bu elimizdeki bilgilerden de C artı D'ye ulaşamadığımız için aslında bize üçüncü öncül C artı D'yi vermiş gibi olur. Dolayısıyla bunu da tek başına bilmemiz bize dördüncü denklemi getirir ve bütün bilinmeyenleri bulabiliriz. D eksi B diyor arkadaşlar. D eksi B. Şimdi ee, bak. B eksi C 3'e eşit ya 3 dedik onu attık. C eksi D'ye de 4 dedik ya. Biz bunları taraf tarafa toplarsak bu C'ler gider. B eksi D'yi biz 7 buluruz. B eksi D'yi 7 biliyorsak aslında D eksi B de eksi 7'dir. Dolayısıyla bunu vermesi bir şey ifade etmez. Zaten o bildiğimiz bir şey. O yüzden bizim 2 ve 3'te verilen denklemleri verilmesi bütün bilinmeyenleri dolayısıyla da A'yı bulmamız için yeterli olur canlarım. Tamam mı? İkinci soruyu da böylece halletmiş olduk. Geldim üçüncü soruya. Güzel bir tablo sorusu. Çıkabilir karşımıza böyle bir soru. Diyor ki Ali ve Berk domino oynamaktadır. 7 el oynanan bu oyunda kazanılan puanlar bir önceki ellerde kazanılan puanlar ile toplanarak kağıda yazılmıştır. Örnek Ali ilk elde 15 puan, ikinci elde 20 puan, üçüncü elde 30 puan kazanmışsa bu tabloya böyle yazılıyor. Bak şöyle oluyor. Birinci de zaten 15 yazıyor. 15 puan almış. Şimdi burada 35 yazıyor ya bu birinci artı ikinci demek. E demek ki ikinci de 35 eksi 15'ten 20 puan almış. Üçüncü de yazılanda 2 artı 3 demek. Yani hep bir öncesiyle toplanıyor. O zaman burası da 65 eksi 35'ten 30 puan. Yani Ali birinci elde 15 puan, ikinci elde 20 puan, üçüncü elde 30 puan almış. Aşağıda Berk'in puan tablosu verilmiştir. Berk ikinci ve dördüncü ellerde aldığı puanlar birbirine eşit. 6. elde aldığı puan 3. elde aldığı puandan 15 fazladır. Buna göre Berk kaç elde 25 puan almıştır. Çok güzel. Şimdi işlem yapmaya başlayalım bakalım. Şimdi birincisi diyeceğiz ki Ali birinci elde pardon Berk birinci elde 20 puan kazanmış. O zaten net. İkinci elde x eksi 20 kazanmış farkları. Üçüncü elde 50 eksi x. Dördüncü elde y eksi 50. Beşinci elde 100 eksi y. 6. elde x artı y eksi 100. 7. elde de 130 eksi x artı y. Bu elde aldığı puanlar Ali Berk'in. Ali deyip duruyorum Berk'e. Ali Berk. Öyle isimler oluyor. Ali Berk. Ali Mahmut gel yavrum falan. Berk'in ikinci ve dördüncü ellerdeki aldığı puanlar eşitmiş. İkinci elde aldığı puan x eksi 20. Eşitmiş. Dördüncü elde aldığı puan olan y eksi 50'ye. Çok güzel. Bunu bu tarafa atarsak x eksi y eşittir. Eksi 20'yi de bu tarafa atalım. Eksi 30. Güzel. Bir de diyor ki altıncı elde aldığı puan. Altıncı elde aldığı puan x artı y eksi 100. x artı y eksi 100. Evet yavrum. Neymiş? Üçüncü elde aldığı puandan bu eşitmiş. Üçüncü elde aldığı puan olan x 50 eksi x'den 15 fazla artı 15 dediğim. Şimdi bak bu eksi x'i bu tarafa atalım. 2x artı y olsun. Şimdi 50 ile 15'in toplamı e, ufak bir kerat çetveli hesabıyla 65. Bu eksi 100'ü de bu tarafa attım. 165. Güzel. Bunun altına hemen x eksi y yazıyorum. Bulmuştuk odu O da eksi 30. Şimdi taraf tarafa toplayalım. Eksi y ile artı y gitsin. 3 tane x eşittir 135 yapar. O zaman x eşittir 45 yapar x'imiz 45 ise y'mizi de buluruz. Burası 45. 45 eksi y eşittir eksi 30 sa. Bunu buraya, bunu buraya y 30 artı 45'ten 75. Y de 75 yapar. Şimdi puanları bulalım. Çünkü kaç elde 25 puan almıştır diyor. Buradaki 7 eldeki puanları hesaplayalım. Şimdi bu 20 zaten. X yerine 45 yazarsam bu 25. X yerine 45 yazarsam bu 5. Y yerine 75 yazarsam bu 25 x yerine y yerine 75 yazarsam bu 25. x artı y demek 120 demek. 120'den 100 çıkartırsam bu 20. 130'dan x artı y'yi yani 120'yi çıkartırsam bu da 10. Peki kaç elde 25 almış? 1, 2, 3. Toplamda 3 elde 25 puan almış. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Anlaştık mı? Var mı herhangi bir probleminiz? Varsa şimdi konuşun yoksa sonsuza kadar öyle bir klişe vardı ya filmlerde. İşte bu kişinin nikahını kıyıyorum. Varsa konuşsun yoksa sonsuza kadar sussun. Var ben siz kardeşsiniz falan. Öyle bir şey mi var lan siz kardeşsiniz? Dalga mı geçiyorsun? Evet dördüncü soruyla devam ediyorum canlarım. Legolar. Vay be. Küçükken şu legolara ne giderdim ya. Geçen derste küçüklüğümden bir kuple paylaşmıştım size. Ya şimdiki çocuklara bakıyorsun. Bilmiyorum sizin çocukluğunuz nasıldı ama. Yani hepsinin bir sürü oyuncağı oyuncağı. Ya Kıymetli olmuyor ya. Mesela benim hatırlıyorum bir tane kamyonum vardı. O kamyona bir şey olsa var ya bu dünyayı ateşe verirdim ya. Tinerle yakardım bu dünyayı. Ama şimdi senin o 60 tane e, kamyonun olunca 61. gelindiği zaman böyle bir iki oynuyorsun. Ya bazen arkadaşlar Ece ile oyuncakçıya giriyoruz. Oyuncak istiyor. Daha mağazadan çıkarken sıkılıyor oyuncaktan. Yani mağazanın başında oynamaya başlıyor. Buraya gelince sıkılıyor arabaya atıyor. Normalde yapmamak lazım aslında. Yani normalde oyuncak almak işini usturuplu yapmak lazım. Çünkü bu hayat böyledir arkadaşlar. Bir şey sahip olana kadar zor, güzel, albenili, çekici gelir. Ama sahip olduktan sonra bütün albenisini yitirir. Sahip olduktan sonra artık senindir ya. Yani artık sonra bir sonraki adıma geçersin. Hani işte telefon alana kadar dünyaları yıkarsın. Telefon alana kadar bu o senin tek amacındır. Ama bunu al bunu eline aldığın anda artık senin ya. Bu bitti baba bunun bunun 17'si çıktı artık. Hemen mevzu öyle olur yani. insan yaratılış, fıtrat. ile devam ediyorum. Egemen kenar sayısı kadar eş logolar kullanarak logolar mı? Legolar kullanarak aşağıdaki şekillerden 50 tane oluşturmuştur. Egemenin oluşturduğu birinci şekil sayısı ikinci şekil sayısının iki katından iki fazla olup üçüncü şekil için toplam 216 Lego kullanılmıştır. Buna göre Egemen bir ve ikinci şekiller için toplam kaç tane Lego kullanmıştır? Arkadaşlar bir, bir şey soracağım. Bir kere Egemen 3. şekil için toplam 216 Lego kullanmış ya. Bu 3. şekilde toplam 6 Lego var zaten. Yani ben 216'yı 6'ya bölersem burası 36 yapar. Yani 3. şekilden toplamda 36 tane yapmış Egemen. Toplamda 50 tane şekil oluşturduysa bu iki şekilde toplamda yani birinci şekilde ikinci şekilde toplamda 14 tane kalır. Yani toplamda 1 ve 2'den 14 tane yapmış. Şimdi ben ikinci şekil sayısına x tane dersem arkadaşlar x tane. Diyor ki Egemen'in oluşturduğu birinci şekil sayısı ikinci şekil sayısının iki katından iki fazla. Yani birinci şekil sayısı 2x artı 2 tane oluyor. E bu ikisini toplarsak yani 2x artı 2 ile x'i toplarsak bu birinci artı ikinci şekil sayısı değil mi? Onu da 14 demedim mi az önce? O zaman bu da 14'e eşit. Buradan 3x eşittir. Bu 2'yi karşı tarafa atıyorum. 12 yapıyor. Buradan da x eşittir 12 bölü 3'ten 4 yapıyor. Yani yağını, yağını egemenin ikinci şekilden toplam 4 tane yaptığını birinci şekilden de toplam 10 tane yaptığını biliyoruz. Ne diyor bize? Egemen diyor birinci ve ikinci şekillerde kaç tane Lego kullanmış? Birinci şekilden 10 tane yapmış Egemen. Ve bunlarda 4 tane Lego kullanılıyor. 10 çarpı 4 artı. ikinci şekilden 4 tane yapmış Egemen ve ikinci şekilde de 5 tane Lego kullanıyor bir şekil için. O zaman bu toplam bize birinci artı ikinci şekillerdeki Lego sayısını verecek. 40 artı 20'den toplam 60 Lego cevabımız Denizli seçeneği olacaktır. Anlaştık mı? Var mı herhangi bir probleminiz? Varsa konuşun yoksa. Evet 5 ile devam ediyoruz. Bak çok güzel bir soru. Gel. Gel şimdi. Diyor ki aşağıdaki resimde Melek Hanım'ın odasına parke döşenmiş kısımların belirli noktalarının karşılarındaki duvara olan uzaklıkları ile D noktasının karşı duvardaki parkeye olan uzaklığı gösterilmiştir. Bu uzaklıklarla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Ne biliniyormuş? A noktasının karşı duvara uzaklığı D'nin karşı duvara uzaklığının toplamı 348. B ve C'nin karşı duvara uzaklıkları toplamı 468. Buna göre D noktasıyla karşı duvardaki parke arasında kaç sıra parke döşenir? <laughs> tamam. Şimdi arkadaşlar bir tane parkenin şöyle yüksekliğine x diyelim. Şu A ile duvar arasındaki mesafeye de y diyelim. Buradan başlayalım. Şimdi A'nın karşıya uzaklığı x artı y değil mi? Bak bir parke var bir de oradaki mesafe var. x artı y. Tamam. Şimdi D'nin karşı nok duvardaki parke uzaklığı. Yani şuradaki mesafeyi bulacağız. Bak ben hizadan gideyim sana. Bak hizamız burası. Şimdi bak dikkat et. Bir x burada. Bir x burada. 2 x. Bir y de burada 2 x artı y. Yani şuranın mesafesi 2 x artı y. Buradan iki parke aşağı ineceğiz. 2 x artı y. E, zaten bir parke x. iki parke 2 x. 2 x artı y'den. 2x çıkartırsam direkt y ye kalır. Bu da y'ymiş. Bu ikisinin toplamı 348'miş. Eşittir 348. Bu 1. Bu 1. 2. B ve C noktalarının karşı duvara olan uzaklıkları toplamı 468'dir. Şimdi B'ninkine bakalım. Gelin. B'ye bakalım. Şöyle kalemi elime alayım. Şimdi bir parke burada. Bir parke burada 2. Bir parke burada 3. Bir parke burada 4. Bir parke burada 5. Bir de Y var. 5X artı Y. 5X artı Y. C'nin ondan tek farkı bir parke daha aşağıda olması. O yüzden C'de 6x artı y. Bu toplamda kaça eşitmiş? 468'e. Çok iyi. Şimdi 6, 5 daha 11x, y, y daha 2y. 11x artı 2y 468'e eşit. E, x artı 2y orası da. x artı 2y de 348'e eşit. Şimdi bak bunu eksiyle çarpıyorum ve topluyorum. 11'den 1 çıktı 10x yaptı. 2 Y'ler birbirini götürdü. 468'den 348 çıkarttığım zaman 120 yapar. 10x 120 ise x buradan 12. Yani x'e ne demiştik? Bir parkenin yüksekliği. Bir parkenin yüksekliği kaçmış arkadaşlar? 12'ymiş. Bize diyor ki D noktasıyla karşı duvardaki parke arasına kaç sıra parke döşenir? Yani şuraya kaç sıra parke döşenir diyor. Arkadaşlar biz burayı ne bulmuştuk? Biz buraya y bulmuştuk değil mi? Y. Biz buraya y demiştik. Hatırlayın az önce. X artı Y bu mesafeydi. Y de bu mesafeydi. Peki bir Y'yi bulalım o zaman. Y nedir? Şimdi X dediğimiz şey 12. 12 artı şu denklemi kullanıyorum. 12 artı 2Y eşittir 348. 12'yi karşı tarafa attığım zaman 2Y eşittir 336. Buradan da Y eşittir 168. Doğru mu? Yani 168 birimlik yer, santimlik yer 12 santimlik parçalardan kaç tanesiyle döşenir? E bunu 12'ye böleceğiz o zaman. 168'i 12'ye böldüğümüz zaman soru çözülmüş oluyor. Bir kere var 12, 48'de de 4 kere var. Toplamda 14 tane parke gerekiyormuş. Doğru cevap C şıkkı olarak bulunmuş olacak. 5. sorumuzda. Tamam mı canlarım? Tamam mı yavrularım? Tamam mı bebeklerim, güllerim, güzgüllerim? Hadi bakalım. 6 ile devam ediyoruz. Oy! 2018 TYT. Aba ilk TYT'nin ilk uygulandığı yıl. Sıkıntı bir yıl. Yok ya bir şey yok soruda. Üzerlerinde kütleleri yazılı olan ağırlıklar eşit kollu bir terazinin kefelerine şekildeki gibi yerleştirilerek terazi dengelenmiştir. Ya şeklini çirkin çiziyorlar ya. Mecburen biz de ÖSYM'nin çizdiği gibi çizmek zorunda kalıyoruz da bu nedir abi? Aşağıda verilen ağırlıklardan biri terazinin B kefesine eklenip B kefesindeki ağırlıklardan biri A kefesine aktarıldığında bu terazi yine dengede kalmaktadır. Buna göre bu işlem sırasında B kefesine eklenen ağırlık kaç gramdır diyor. Şimdi arkadaşlar şu an 45 diyor ki diyor ki bu ağırlıklardan bir tanesini şu verdiği ağırlıklar var ya bu ağırlıklardan bir tanesini B kefesine ekleyeceğiz. B kefesine. Ee, B kefesindeki ağırlıklardan bir tanesini de A kefesine ekleyeceğiz. Ve terazi denk kalacak. Şimdi diyelim ki 20'yi buraya aldık. O zaman bu yaptı size 65. Yani 20'yi buradan aldık. Şimdi burada 25 kaldı. Bunun 65'e eşitlenebilmesi için arkadaşlar buraya 40 eklememiz gerekiyor. Dolayısıyla cevap 5. Hocam ciddi misiniz yoksa bir şey çıkacak mı bunun altından? Bir şey çıkmayacak arkadaşlar bu kadar. Ha, şundan başlasaydım bakın olmayacaktı. 25'i bu tarafa aktarsaydım 70 olacaktı. Burada 20 kalacaktı. E, 20'nin üstüne bir tane ağırlık ekleyerek 70 yapabilmem için 50 eklemem gerekecekti. Ama 50 diye bir şey olmadığı için ondan değil diğerine geçmem. Yani doğru olanı yapmam gerekecekti. Bunu sormuşlar arkadaşlar. Ya bu bir şaka olmalı mı bilmiyorum ya. Bunu sormuşlar. 2018'de. Geldim 7. soruya. Hadi bakalım. Ne diyor? Okuyalım. Bir duvarın arkasında duran Engin. Kendi arasında özdeş sarı ve mavi blokları üst üste istediği gibi koyup duvardan karşıya bakacaktır. Sonra demiş ki Engin ee, birinci durumda duvarın boyuna yetişememiş ve Engin ile duvarın en üst kısmı arasındaki mavi blokun yüksekliğinin 1 bölü 3'ü kadar mesafe kalmıştır. İki, bak mavi bloğun 1 bölü 3'ü yüksekliği dediğine göre mavi bloğun bir tanesinin yüksekliğine 3A diyeyim. Hani 1 bölü 3'ü kolay alınsın. Korsan. <laughs> Sonra diyor ki ikinci durumda ise Engin duvarın en üst kısmının sarı bloğunun yüksekliğinin yarısı kadar geçmiş. Bak sarı bloğun yüksekliğinin yarısı. O zaman sarı bloğun bir tanesine de 2B diyelim. Tamam mı? Sarı ve mavi tahta bloklardan birer tanesi üst üste konulduğunda 34 santim yükseklik oluşmaktadır. Yani 3A ile 2B birer tanesini üst üste koyduğum zaman 34 oluyormuş buna göre mavi bloğun yüksekliği yani 3a kaçtır diye soruyor soru bize. Şimdi canlarım bakın. Şöyle yapacağız. Bu Engin'in boyunu bilmiyorum. Bu Engin'in boyuna C diyelim tamam mı? Ya da E diyelim hadi. Engin ya. Engin jurnal. E diyelim. E diyelim. Şimdi bu uzunluğu ve hesaplayalım. Kaç tane mavi var burada? 1 2 3 4. Kaç tane sarı var? Ee, sarıyı mavi diye saymama ne diyorsunuz? 4 tane sarı var. 3 tane de mavi var. Yani 4 tane 2B var. Artı. 3 tane 3A var. Bir de arkadaşlar Engin'in E boyu var. Bu ne olmuş? Bu duvarın boyuna yine yetmemiş. Buna bir de bu mavinin 1 bölü 3'ü kadar mesafe eklenirse duvarın boyuna ulaşılıyormuş. Mavi 3A, 1 bölü 3'ü 1A. Buna bir de 1A eklediğiniz zaman işte bu duvarın boyuna. X dersek bu duvarın boyu. Bu X işte. Tamam mı? Şimdi devam ediyorum. İkinci durumda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ma ee, Lan sarıya niye mavi diyorum ben? 6 tane sarı yani 6 çarpı 2B artı 2 tane mavi yani 2 çarpı 3A artı bir de enginin boyu artı mı? Eksi mi acaba? Artık duvarın boyunu aşmış. Yani eksi diyeceğim ne kadar aşmış? Sarı bloğun yarısı kadar aşmış sarı bloğun bir, bir tanesi 2B B kadar açmış. O zaman B'yi de açtığı miktarda çıkartırsam bu da duvarın e, boyuna yani ise eşit olacak. Çok güzel. Şimdi hesaplayalım 8B e, 9A 1A da burada 10A. Yani 8B artı 10 tane A artı bir tane E eşittir X'e. Aşağıya eşitleyeceğim şimdi. 12B burada. 1B çıktı. 11B. 11B Buradan da 6A geliyor. Artı 6A artı 1E'ye eşit. Şimdi dikkat ederseniz şöyle olacak. Buradaki bir tane E ile buradaki bir tane E gidecek. Bu 8B'yi bu tarafa atacağız. Burada 3B kalacak yavrular. Buradaki 6A'yı bu tarafa atacağız. Burada da 4 tane A kalacak. 4A eşittir 3B olacak. Şimdi bakın 4A eşittir 3B. Burada oran verebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki Hocam 4 ile 3 aralarında asallar. Payda eşitler gibi düşün. Buna 3'ün bir katını verelim. Buna 4'ün bir katını verelim. Eşitlensin. Bakın 3 tane A. Yani A 3K ise burası kaç yapar? 9 tane K artı 2 tane B. B 4K ise burası kaç yapar? 8K yapar. Eşitmiş 34'e. 4, 9, 8 daha 17K eşitmiş 34'e. Her iki tarafı 17'ye bölersem K eşitmiş 2'ye. K2'ye eşitse arkadaşlar A K2 olduğu için 3 kere 2'den 6'dır. Bize sorulan mavi bloğun yüksekliği. Mavi bloğun bir tanesi 3 aydı. A'yı da 6 bulduğumuza göre 3 çarpı 6'dan sorumuzun doğru cevabı 18 olacak. Yani A şıkkını usulca işaretleyeceğiz tamam mı? Peki Engin de bayağı sporcudur ya. Body bodybuilding mi yapıyor acaba Engin? Bazen mecbur yapıyoruz ama en sevmediğim spor ya body building. Çünkü yani yani çok tribe düşüyorum ya. Ya yani çok tribe düşüyorum ya. Böyle spor salonunda falan. Yani bir de böyle sen geliyorsun böyle biraz hani e, benim çok böyle aşırı kilo fazlam eksiğim çok böyle bir zarganalığım ya da böyle obazitem yok yani ben böyle normalim biraz ama hani onların yanında böyle zargana gibi kalıyorsun ya böyle geliyor falan diye kaldırıyor böyle sen de böyle hele ki o şeyler var ya o işte Sport International'dı, McFit'ti falan. Orada hani antrenörlük sistem var ya oraya mesela böyle at serpiştiriyorlar oraya antrenörleri. Antrenörler işte orada spor yapanlara yardımcı oluyor falan. Ben hiç böyle gariban bir erkeğe yardımcı olan birisini görmedim orada. Hani gariban erkek böyle dumbbelllarla cebelleşiyor böyle. Öbür tarafta böyle bakıyorsun. Orada böyle bir hani e, genç bir hanımefendinin hemen yanına gidip ee, şöyle yapalım böyle yapalım falan filan sen bir şey soruyorsun sen e, internetten bak geliyorum ben falan ben bunu bizzat yaşamış birisiyim üniversitede de ben bunu yaşadım ya bunu yaşamış birisiyim yani orada şimdi hanımefendi size şöyle bir program yapalım ee, böyle bir pilates şeyi yapalım onu biraz şununla destekleyelim falan filan sen e, ya işte bu nasıl oluyor falan geliyorum kardeş, bir daha <laughs> bunu yaşamış birisi olarak belki düzelmiştir bilmiyorum ya da benim gittiğim yer öyleydi gerçi benim gittiğim yer daha az kurumsal bir yerde ama. Neyse 8. soru arkadaşlar bu bizim son sorumuz. 1 ve 2 bilim yani denklemlerde 8. soru ilk e, 2023 TYT'de çıkmış. Diyor ki iki duvar arasına gerilen bir ip üzerine iki balon şekildeki gibi asılmıştır. Bu iki balonun arasına iki beyaz balon veya dört sarı balon yan yana bulunan her iki balonun ipe bağlandıkları noktalar arasındaki mesafe eşit olacak biçimde asılmaktadır. Yan yana bulunan her iki balonun ipe bağlandıkları noktalar arasındaki mesafe... Ha ne diyorsun ya? Bütün Türkçe mi alt üst ettim? Bir daha okuyorum. Yan yana bulunan her iki balonun ipe bağlandıkları noktalar arasındaki mesafe Beyaz balonların asılması durumunda sarı balonların asılması durumuna göre 18 santim daha fazla olmaktadır. Buna göre bu ipe başlangıçta asılan iki balonun ipa bağlandıkları noktalar arasındaki mesafe kaç santim? Arkadaşlar bildiğin bizi Türkçe ile biliyin bu Türkçe sorusu bunu anlarsan yaparsın zaten. Ama ben bunu anlasam zaten Barcelona'da oynardım. Şimdi diyor ki bu iki balon arasına iki beyaz balon veya dört sarı balon. Önce iki beyaz bağlayalım. Buraya beyaz ve beyazı bağladık. Bu aradaki mesafe ne olacak arkadaşlar? eşit olacakmış hep. Diyor ki her iki balonun ipe bağlandığı noktalar arasındaki mesafeler eşit olacak. Bu buna, bu buna, bu da buna eşit olacak. Buna k dersem bu da k, bu da k. O zaman iki balon arasındaki mesafe 3k yapmış oluyor. E, yok ben e, beyaz değil de dört e, 4 tane sarı bağlayacaksam sarı, sarı, sarı ve sarı. O zaman bu mesafe, bu mesafe, bu mesafe, bu mesafe ve bu mesafe eşit olacak. Bunların her birine de m dersem m, 2m, 3m, 4m, 5m. Buna da 5m diyeceğim ve arkadaşlar 3k, 5m'ye eşit olacak. Neden? Çünkü ikisi de iki tane o pembe balonun arasındaki mesafe olmuş oluyor. Tamam mı? Şimdi diyor ki aslında kurduğu cümle şu bak. Yan yana bulunan her iki balonun ipe bağlandıkları noktalar arasındaki mesafe beyaz balonların asılması durumuna göre sarı bal beyaz balonların asılması durumunda sarılara göre 18 santim daha fazla olmalıdır. Şimdi beyazlar asıldığında aradaki mesafe K değil miydi? Maviler arasında da aradaki mesafe M değil mi? Bu aradaki fark 18'miş işte. Bunu söylüyor. Bu, bu, iki bilgiyi anlatmak için iki tane paragraf kurmuş. Şimdi ne diyor? Buna göre bu ipe başlangıçta asılan iki balonun ipe bağlandıkları nokta arasındaki mesafe. Yani şuradaki mesafeyi soruyor. Ya 3K'yı bulacağız ya da 5M'yi bulacağız. Şimdi bakın 3K 5M'ye yi eşitse yine oran verelim. Kat verelim. 3 ile 5 aralarından sal. Buna 5A verelim. Buna da 3A verelim. O zaman K eksi M yani 5A 3A 2A yapar. 2A eşittir 18 ise Buradan 1A eşittir 9 yapar. 1A 9 yapar. A 9 yapıyorsa K dediğim şey 5A değil mi? Yani 5 çarpı 9'dan ne yapar? 45 yapar. Ee, i̇sterseniz M'den gidelim. Dur hazır M çizili ya M'den gidelim. M'yi bulalım. M kaç yapıyor? 5M. Ee, şey, M kaç yapıyor? 3A. A da 9. 9 kere 3'ten 27. M 27. Bize şu mesafeyi soruyor işte. Bak M 27. M 2M, 3M, 4M, 5M. Yani 5M yani 5 çarpı yani 27 yani 135'miş bu aradaki mesafe. Doğru cevap A. Bakın Türkçe ile de sınıyorlar bizi. Sorunun metnini okuduğumuz zaman bak oku şunu. Yan yana bulunan her iki balonun ipe bağlandıkları noktalar arasındaki mesafe beyaz balonların asılması durumunda sarı balonların asılması durumuna göre 18 santim daha fazla olmaktadır. Aslında k m -E, yani beyaz balonlar aslında aradaki mesafe sarı balonlardan 18 fazla diyor ya. Bu kadar basit aslında. Ama soruyu uzattıkça uzatmış. Biraz bizim artık e, okuduğumuzu anlama kabiliyetimizi oynamış. Güzel bir soru. Yedinci soru. Yıldızlayacağım. Tekrar çözmenizi isteyeceğim. Beşinci soru. Tekrar çözmenizi sizden rica edeceğim. Üçüncü soruya da yıldızımı attım. Ve arkadaşlar dersimi böylece bitirmiş oluyorum. Gelin hemen kamp programımıza. Şöyle güzelce bir göz atalım. Neredeyiz? 1 ve 2 bilinmeyenli yani denklemlerin eficiency testini bitirdik. Ödevinizi de bitirdiğiniz takdirde 18. güne de arkadaşlar noktayı koymuş olacağız ve artık 18. günü de şöyle de şöyle güzel tikimizi atalım, çizelim, bitirelim. Canlarım, çok güzel gidiyoruz. Denklemleri bitirdik. Artık aslında burası biraz bizim için nefes almaydı. Bence keyifli bir konuydu. Hani EBOPE'ye bölünebilmeye göre bence biraz daha şöyle bir yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Basit eşitsizliğe başlayacağız. Denklem ve eşitsizlik kısmının önemli konularından bir tanesidir. Sonra basit eşitsizlik, mutlak değer, üslü, köklü, çarpan arayma, oran orantı. 6 ünite sonra problemlere geçiyoruz. Neler olacak neler. Hepinizi seviyorum. Lütfen ödevinizi ihmal etmeyin. Ödevlerinizi yaparak ilerleyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.